Evet kıymetli dostlar, Golvar.com'un ve Kayseri özlüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sizlerden mükemmel bir destek beklediğim videomuza hoş geldiniz. Her iki kanala da mükemmel desteklerinizden ötürü sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Ve bugün Fenerbahçe'mizin çok kritik bir maçı var. Bu maçı geçip turu atlamamız halinde en az 50 kişiye üyelik benden. Hediye. Yani en az 50 kişiye. Belki de 500 kişiye hediye üyelik verilecek. Bugün bu kanalda olabildiğince video izleyin. Lil açıkladı. 4 oyuncumuz kadroda yok diye. Lil yardımcı antrenörü Dimitri Farbos. Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak olan maç öncesinde açıklamalarda bulunmuş. Ee, Nabil Ben Talep, Akim Zedatka, Buttay ve Samuel Umtiti kadroda yoklar. İsmail dahil diğer tüm oyuncular kadroda olacak. Oyunumuzu ortaya koyma hırsıyla gidip fark yiyip geleceğiz diyor. Ee, yani bu maça yaklaşırken zor kelimesini kullanmayacağım. Önemli bir atmosferde oynayacağız diyor. Yani çok aşırı özgüvenli olduklarını belirtiyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'yi tahrik etmek için çok şey ee, nasıl diyeyim? Maçı kazanmak istediklerini söylüyorlar. Beraberlik istemek hata olur diyor. Teknik direktörler Bruno Genesio hakkında da konuşmuş. <laughs> Demiş ki Lyon'da tanıştık, şöyle yaptık, böyle yaptık. Çinde ve Rende birlikte çalıştık falan filan Inter Milan Thomas Meunier küstahça bir açıklamada bulunmuş. Fenerbahçe'yle oynayacak maç öncesinde defansif ofansif olarak her şeyi masaya yatırdık. Fenerbahçe hakkındaki iki video analiz seansı yaptık. Fenerbahçe hedefleri olan bir takım var. İlk maçta fırsatlar yaratmayı başardık diyor. Haşa de köpek diyeceksin. Yaratmak Allah'a mahsus Sen ne diyorsun köpek derler adama. Tabi işin şakası bu tarafa. Adama köpek dedim falan da demeyin. Hani böyle diyorlar ya. Ama bu ee, Meunier'in Trabzonspor'da da forma giydi. Diyor ki Türk taraftarların şöhretini sağlayan şey tutkulu olmaları. Mesela Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor taraftarından daha ateşli, daha iyi. Bundan faydalanmamız gerek demiş. Maçın başından itibaren fark yaratmak önemli. Sahada yaşananlar tribünleri de etkileyecek demiş. Jose Mourinho'ya yer vermiş. Dünyanın en iyi teknik adamlarından birisi diyor. Fiziksel güce sahipler Mourinho gibi bir teknik adam var orada. İmza atıyorsa orada bir şeyler kazanabileceğini bildiğindendir diyor. Güçlü yanlar da var. Şansımıza yüz, yani kazanacağımıza yüzde bin inanıyorum demiş. Ee, vesaire vesaire. Bakacağız arkadaşlar. Serdar Aziz'e sürpriz teklif kaşar. Şey katar. Ne kaşara? yarım kilo kaşara gelir misin dediler. Şimdi Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Aziz'e Katar'dan teklif geldi. Ve Fenerbahçe'den ayrılmak iyi kafasına koyan Serdar Aziz'e ilgili Yağız Savuncuoğlu iki tane haber verdi. Şimdi ilk olarak Fenerbahçe izin vermişti zaten. Katar'dan teklif geldi diyor. Katar Ligi yönetiminin Serdar Aziz'in ligde oynamasını onayladı. Ve oyuncunun temsilcisi Katar kulüpleriyle sözleşme görüşmelerine başladığını ifade etti diyor. Geçtiğimiz sezon 20 maça çıktı. Bir gol iki asistlik performans sergiledi. Arkadaşlar ben size komik bir şey söylesem inanmazsınız bana değil mi? Ben yine de şansımı deneyeyim mi? Bence ben şansımı deneyeyim. Siz yine inanmayacaksanız da inanmayın. Arkadaşlar ben e, 10 Haziran tarihinde bir duyum verdim üye arkadaşlarıma. Dedim ki 10 Haziran'da. Serdar Aziz için 2 milyon euroluk bir tekliften bahsediliyor. Katar'dan diye. Sonra Serdar Aziz kulüp serbest bıraktığını söyleyince arkadaşlar bana yüklenmeye başladılar. Hani hocam 10 milyon şey 2 milyon euroydu. 10 milyon mu? İnşallah Allah söyletmiştir. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> e, neyse. İşin şakası bir taraf ama inşallah 10 milyon Euro'dur ama 2 milyon Euro'luk bir tercihten bahsettim. Ve inşallah bu gerçekleşir arkadaşlar. Gerçekten de hepimizi mutlu edecek, sevindirecek, sevindirik bir haber. Santos, Palmeiras ve Gremio. Luan Perez'in transferi için mesai harcıyor. Arkadaşlar Serdar Aziz konusunda ben bonservis beklentisi içindeyim. Ama inşallah yanılmam. Luan Perez için de ben sözleşmesini feshetseler niye feshettiniz demem ama eğer bonservis gelirse de Fenerbahçe yönetimini kutlarım. İyi iş yapmışlar demektir. Ronaldinho mu, Neymar mı, Alex de Souza, Ronaldinho demiş. Yanlış anlamayın ben ama Ronaldinho izleyen bir adam Neymar derse utanç vesikasıdır. Hatta Ronaldinho'yu izlemeden Neymar diyorsanız zaten 07 yaş falansınızdır. O yüzden de çok önemsenmez. Ama Ronaldinho mu Alex de Souza mı derseniz işte orada biraz ortalık karışır. Çarşı, çarşı karışır. 56 olur ortalık. Cagliari Mia Zaitz için Fenerbahçe'ye 3 milyon euro teklif etmiş. Futbol Lia. Bu Futbol Lia sanırım Fenerbahçelilerin oluşturduğu böyle <laughs> güzide bir sayfa. Yani yanlış anlamayın ben ama dünya yüzeyinde hiçbir ahmak Zaitz'e 3 milyon euro teklif etmez. Bak ben geçen gün söyledim ama Galatasaray taraftarı kanalımızdaki Galatasaray taraftarı sanırım geri zekalı. Hepsini kastetmiyorum ama geri zekalı çok. Şimdi şöyle bir cümle kurmuşum bak. Kızmayım kızmayım diyorum da arkadaş hakikaten geri zekalı mısınız? Ben anlamıyorum sizi. Şimdi Şimanski için bak Şimanski için sayfanın biri demiş ki 27 milyon euro Napoli teklifte bulundu. Ben de diyorum ki bak cümle aynen şu şekilde. Bu teklif doğruysa, ki doğru olmadığını biliyorum. Keşke doğru olsa, İnşallah doğru olsa. Şimanski'yi satmayan FETÖ'cüdür derim. O kadar diyorum dedim. Yani bu kadar ağır konuşuyorum dedim. 27 milyon euro. 27'yi geçtim 25'e de satarım dedim. Hatta onu da geçtim 27'e de satarım dedim. Altına gelen yorumlar, hani ben niye geri zekalı dediğimi anlatayım arkadaşlar. Yazıyor. Kendi de biliyor 27 gelmeyeceğini bol keseden atıyor. Lan oğlum Fenerbahçe'nin rengi sarı lacivert diye her yayında söylemem mi lazım size? Galatasaray'ın rengi turuncu kırmızı diye her yayında söylemem mi lazım size? Ne bileyim hani her yayında mesela şuradaki Fenerbahçe logosudur, şu gol var logosudur, işte şu Hüma Hastanesi'nin logosudur falan diye söylemem mi lazım size? Ya bu kadar salak olmayın arkadaşlar tamam Fenerbahçe'li değilsiniz anlıyorum kabul ama yapmayın etmeyin ya. Ya mesela şeyde penaltı pozisyonda Geçen sene Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçında şut çekiyor İstanbulspor oyuncusu. Eee, skor 2-0 olması lazım. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Skor 2-0. Ferdi Kadıoğlu sırtını dönüyor. Ayağından sekiyor, sırtı dönük arkadaki eline çarpıyor ve VAR denceleyip penaltı veriyorlar. Şimdi benim kurduğum cümle şu. Fenerbahçe aleyhine buna penaltı verdiniz mi? Verdiniz. O zaman diyorum. Fenerbahçe lehine de, de penaltı vermeniz lazım. Vermiyorsanız ya verdiğiniz şikeli ya vermediğiniz şikeli diyorum. Baş, bunlar yazıyorlar hemen. Vücuttan sekene penaltı bekleyecek kadar futbol cahili. Ya cümleyi tam kuruyorum. Sonra diyorlar ki hocam yorumunu çok katıyorsun. Allah rızası için nasıl katmayayım? Ferdi demişken bana sorarsanız Ferdi Kadıoğlu'nu satarım. 35 artı 3'e satarım. Bakın bendeki duyumlara göre Brighton kulübü 35 artı 3 milyon euroluk teklifte bulunuyor. Bu arada Şimanski için de söyleyeyim gelen teklifi. Bendeki duyumlar bonuslu şekilde 18 milyon euro. Bak bundan %100 eminim. 18'e de satmam. 20'yi geçse 25 falan olsa neyse. Yani 22, 23, 25 hepsine satarım. Manyağım biraz. Yani Şimanski'yi satar. Taliska falan alırım. Ciddi söylüyorum bak. Hocam yıllık ücretine yetişemeyiz. Puertas alırım. Bu arada gündemde zaten. Yani ya Taliska ya Cameron Puertas alırım maski, mesela 22'ye satsak. Puertas'ı da 7 milyon euroya alsak son senesi diye. kar mı zarar mı? Şimdi ben Ferdi'yi satarım. 7 maddede söyleyeyim size. 1, 35 artı 3'e satarım. Sonraki satışlarında %10 pay maddesine. Bakın. Hain ilan etmeyin. FETÖ'cü falan ilan etmeyin de. 35 milyon euro cash. Oynamasına bağlı 3 milyon euro. Et sana 38 milyon euro. Sonraki satış kaç olursa olsun %10 Fenerbahçe'ye pay gelecek şekilde satışına ben satarım. Bir, bu saatten sonra hayır gelmez. Eğer böyle bir teklif gelirse ya da geldiyse. İki, menajeri sürekli diyecek ki bir daha gelmez bu teklif. Oğlum Ferdi başını yaktılar. Ferdi seni mahvettiler. Ferdi şöyle, Ferdi böyle. Evli olanlar beni iyi bilirler. Eşler bazen dürter. Herif onun var bizim niye yok. Aytengil de almış. Aytengil'in perdesini gördün mü? Aslında Aytengil'deki perdeden aldırmak isteme cümlesi bu. İşte Aytengil neydi ona? Airfry almışlar. Du gördün mü? Ayfer'in kocası da evlilik yıl dönümlerinde kahve makinesi almış. Allah onu işte Ay Ayfergil var ya, işte Aytengil. Ayfergil ile Aytengil yan yana gelmişler. E o ona saksıda bilmem çiçek vermiş. O da ona hamur kızartma makinesine hamur yapmış vermiş. Evli olanlar bilir yani. Bu subliminal mesajdır. Al ulan al sen de al. Bura boş kaldı demektir bu. Şimdi Ferdi'nin menajeri de böyle yapacak. Ferdi bak oğlum Galatasaray'ı gördün. Sakaboy'u hemen gönderdi. Beşiktaş'ı gördün gönderdi. Oğlum bunlar seni niye göndermiyor? Bunlar seni sevmiyor falan diye. 3. Medya sürekli Ferdin'in üstüne oynayacak ya da Ali Koç'un üstüne oynayacak. Göndermediler. Hani hak ettiği para gelirse giderdi. Hani değerini bulan satılırdı. Fenerbahçe'ye giren çıkmıyor. Demek ki bundan sonra gençler öldürülmek için alınacak Fenerbahçe'ye. Demek ki Fenerbahçe futbolcuları öldürecek. Falan diyecekler. Arkadaşlar bak ben yılların tecrübeli ismiyim. Bunlar yaşanmayacak olsa inanın söylemem. Bak inanın Ferdi gitmesin derim. Yaşanacak bunlar. 4. Maksiminin defansa yardımı az. Bu yüzden Ferdi geriye daha çok gelmek zorunda kalacak ki ofansif verimliliği düşen Ferdi'nin verimliliği de düşmüş olacak. Ferdi'yi biz ofansif verileriyle seviyoruz. Ama hocam gol katkısı, asist katkısı o kadar yok. Olmasın. Hücum bindirmesi, hücumdaki çeşitliliği. Mesela Lugano maçına girdi golünü attı. Hanede gol yazıyor mu? Bitti. Lille maçında iki tane atsın. 2-0 maçı kazanalım. Umrunuzda olur mu senenin sonuna kadar gol atmamız? Ama dediğim gibi Maksim'in geriye az geliyor. Verimliği düşür. 3, 5. Beş, 5'e geçti. Pardon ne 3? 3'ün 5'in hesabını yapmayın. Oster sürekli sol stoper oynatacağız. Cikudan olacağız. Hocam o kadar da değil ya. O kadar da arkadaşlar. Çünkü Mourinho Oster yeteneğini acayip beğenmiş durumda. Yani Mourinho Osterwolde'yi oynatmak için Ciku'yu kesiyor. Acayip beğenmiş durumda. 6. Levent Mercan bu şey bu hani gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla eğer çok çok kapalı kapılar arkasında bir görüşme olmazsa ya da son dakika, son anlarda iyi bir parayla teklif gelmezse Levent Mercan da gitmeyecek. Halil Levent Mercan da töpe forma şansı bulamayacak. Ferdi oynamasa Osterwolde oynayacak. O Oster oynamasa Ferdi oynayacak. 7. Her şeyden öte. Olur da Şampiyonlar Ligi'ne falan kalamazsak. Yani elenirsek dımdızlak ortada kalacağız. Yani Ferdi'yi oynatalım da öyle satalım. Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa 50-60 eder falan diyoruz ya. Ondan dolmuş olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen Fenerbahçe yine maksimum satsa satsa Ferdi'yi 40'a satır. O yüzden beni yanlış anlamayın. Ben bunu söylüyorum. Ciku. Aklıma gelmişken Ciku ile ilgili size bir bilgi benim. 12 milyon euro resmi teklif var Ciku'ya. Yanlış duymadınız. 12 milyon euro. Bana kalsa Hermoso'yla gider ön protokol yaparım. Gider alırım Hermoso'yu. Ciddi söylüyorum bak. Sözleşmesi yok. Boşta Fenerbahçe taraftarı sever öyle 25 milyon euro falan transfer market yazmasını. boşuna da gider. Oh mis kebap. E, Ciku'yla satarım. Hem piyasam hareketlenir hem Afrikalı oyuncu sayım azalır. Bak Afrikalı oyuncuların çeteleşmesinden korkuyorum. Miha Zayt, aklıma geldi. Yine küfür edesim var ama etmeyeceğim. Şimdi aramızda kalsın. Miha 1.2 milyon euro maaş alıyordu Fenerbahçe'den. Sözleşmesini uzatmadı. 900 bin euro teklif ettik. Kabul ediyorsan buyur etmiyorsan sen bilirsin dedik. Oyuncu gitti. Beşiktaş'ta görüştü. Trabzonspor'la görüştü. Galatasaray'la görüştü. Onunla görüştü. Bununla görüştü. Bizi de sürekli menajer şey yaptı. Bak biz bu arada Beşiktaş'tan görüşüyoruz ha. Haberiniz olsun falan. Üstlerinizden görüşün falan filan yaptık. Saygıdeğer İsmail Kartal hocam uzatalım dediği için 900 bin şey 1.2 milyon euro alan Zaytsa 900 binden 1.8 milyon euro maaş teklif ettik ve 1.8 milyon eurodan sözleşmesi yenilendi arkadaşımızın. Ve bu şartlarda hiçbir ahmak Zaytsa 1.8 milyon euro vermez. Hatta bir de vermez. Ha Fenerbahçe olsam sineye çekerim. Hani 3 milyon euro vermiş ya biri. Derim ki ulan 1 milyon 8 maaşını bu yıl biz verelim. Siz bize 4 verin. Bize limit açılsın. Siz oyuncuya 1 yıllık 1 milyon euro vermiş olun. Hani kalan yıllarla da ilgili anlaşın. Oyuncuyla ilgili falan filan derim. Hem limit açarım. Hem yabancı kontenjanım açarım. Ya bunu bazı takımlar yapıyor arkadaşlar. Bunun adına namussuzluk, şike bilmem ne falan filan derseniz. Yani Galatasaray'a küfür etmiş olursunuz. Yani Galatasaray bunu yaptığı zaman adı helal oluyor da Fenerbahçe yaptığı zaman haram oluyor diyorsanız bu da sizin kitapsızlığınız. Yani sizinkilere mübah, bizimkilere günah diye bir durum yok. Ha bir çöpten kurtulmuş olurum ben olsam bunu yaparım. Ryan Kent bilginiz olsun. Ryan Kent ile ilgili iki tane İngiliz kulübü ve ikisi de bonserviste teklif içerisindeler. Ancak ortada bir sıkıntı var. Nedir o sıkıntı biliyor musunuz? Ryan Kent'e 3 milyon euroluk falan teklif yok. Yani ne Kent'e ne Zayt'sa 3 milyon euroluk teklif gelmez arkadaşlar. Bak birileri ne yapıyor? Türkiye Ligi'nde bazı takımlar. Kiralama bedeli. Ya da bon servis bedeli alıyor. Maaşını kendi ödüyor. Neydi o Galatasaray'ın giden forvetin adı? Bakan bu. Hocam yok bakmayan buydu o. Ya bakan bu işte. Şimdi bakan bu arkadaşımız. Cedric bakan bu Galatasaray'dan Real Betis'e gitti. Transfer market değeri 2.5'a falan düşmüş. Normal. Şimdi transfer markette ne yazıyor? Bakan bu için 5 milyon euro verdiler yazıyor. Oyuncunun transfer market değeri 2.8 iken 5 milyon euro verdiler yazıyor. Oyuncu 5 milyon euro iken bu arada Galatasaray'da 700 bin euroyu almış. Yerseniz hani Al Nasır'dan 5 milyon euro transfer market bedeli varken 700 bin almışlar. Samsun başkanı da sağ olsun biz alacaktık ama Galatasaray aldı diye. Neyse. Şimdi Real Betis Kulübü Başkanı ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? Angel Haro. Bakan bunun maaşı onun için ödediğimiz bonservis bedeline dahil biz oyuncuya 2 milyon euro para verdik. Başka para vermedik demiş. Yani oyuncunun yıllık ücreti 3 milyon euroymuş. Galatasaray 3 milyon euroyu bu tarafa vermiş. Geri almışlar. 2 milyon euro da bonservis vermişler Real Betis takıma. Yani Betis geçen sezon futbolcuyu bedava oynatmış. Bu sene de kaç anlaştılar bilmiyorum. Şimdi bakan bunu transfer marketine girin arkadaşlar. Ben böyle öyle şeylik olmaz. Açık açık size söylüyorum. Ben öyle verisiz konuşmam. Bakan bu ya birileri bunu yapıyor. bunu yapınca hani bonservis bedeli şu bu maaşını kendi ödüyor falan yasal, etik, namusluca diyorlar. Umarım bizimkiler de böyle bir şey yapar. Hem financial fair play'de sıkıntı yapmayız, yaşamayız. Hem yasal, etik falan filan olur. Hocam maça dair ne bekliyorsun? Arkadaşlar maç önü canlı yayında bunları uzun uzun konuşuruz. Ben size maç günü duyumlarından bahsediyorum. Ve bugün atlattıktan sonra yarından itibaren transfer sürecimiz acayip hızlanacak arkadaşlar. Bakın 15 Ağustos'a kadar orta saha beklemeyin demiştim. Maalesef ve maalesef haklı çıktım. Ve bunu söylediğimde tarih Temmuz'un ortalarıydı hatırlarsanız. Ve ben bunu söylediğimde çok tepki aldım. Sen uğursuzsun. Bilmem uğursuzdu. Fenerbahçe'nin kötülüğünü istiyorum falan filan diyen arkadaşlar. Şimdi hepsi diyor ki bu yönetimden bir cacık olmaz. Şöyle böyle falan filan. Vallahi yeter ki adam gibi sinir getirsinler. Yeter ki Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalalım. 35 milyon euroya iki tane çöp satmış kadar sevinirim. Anlatacaklarım bunlar. Allah Fenerbahçe'mizin yar ve yardımcısı olsun. İçine skor doğan var mı hocam? Benim kalbim temizdir. İçime şu hissiye skor doğuyor falan filan diyen varsa buyursun yazsın. Maç önü canlı yayında bu kanalda görüşmek üzere arkadaşlar ve tekrar söylüyorum. Maç saatine kadar olabildiğince video izleyin ve beğeni atın. Görüşmek üzere.